İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ruha TV'de meclis yolunda yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu akşam konuğum MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi, aynı zamanda MHP Şanlıurfa Milletvekili 1. sıra adayı Sayın İbrahim Özyavuz. Sayın Özyavuz'la ülke genelinde gelişmeleri konuşacağız. Yerelde Şanlıurfa'yı konuşacağız. Sayın Özyavuz aslında çok mütevazi davranıyor böylesi konularda. Kendisi şu anda bir partinin en üst kademesinde. Yani Sayın Bakan'a Sayın Bakan diyoruz, Faruk Çelik diyoruz. Ama Sayın Özyavuz da o makamda, o derece makamda biri. Kendisi öyle bir ideolojiden geliyor ki bayraklar inmesin, ezanlar susmasın deyin. Biz zihniyetten yola çıkarak programımıza konuk oldu. Sayın Özyavuz, öncelikle yoğun temponuz içerisinde bu ilk seçim startını verdiğinizde Ruha TV'de meclis yolunda konuk olduğunuz için Ruha TV ailesi adına, şahsım, program ortağım Mutlu Güneş adına teşekkür ediyorum. Bugün sahaya indiniz. Aslında siz listeler açıklandığında sahaya inmiştiniz ama ekranlardan bugün Şanlıurfalıların evine konuk oluyorsunuz. Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor diye başlamak istiyorum. Buyurun Sayın Özyavuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan bütün Şanlıurfalılara iyi akşamlar diyorum. Ben de bizleri kabul edip burada Şanlıurfa kamuoyuna sizin aracılığınızla seslenme fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok doğru bir habercilik anlayışıyla Şanlıurfa'nın sorunlarını irdeliyorsunuz. Uzun süreden beri sizleri takip ediyorum, hem Mutlu Bey'i hem sizi. Zaten Urfa'da yaşayan, Urfa'nın sorunlarını da bilen insanlarsınız. Objektif olarak bütün Urfa'nın sorunlarını tartışıyorsunuz ve siyasilerin de önüne koyuyorsunuz. O açıdan da sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki bizler aslında sahadan hiç çıkmadık. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'deki bu siyasi belirsizlik ortaya çıktıktan sonra tekrar bir seçimin olacağı ihtimalini zaten biliyorduk. Çünkü bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarlı davranışları, özellikle 45 günlük koalisyon görüşmeleri sonucunda da hiçbir siyasi partiye direkt olarak gelin koalisyon yapalım dememesi ve başbakanın da elini kolu bağlamasından sonra böyle bir şey vardı, böyle bir seçim olasılığı yüksekti. Dolayısıyla biz zaten sahadayız. Ben kendim için söylüyorum, ben zaten Şanlıurfa'da yaşadığım için ve özellikle sürekli kırsal kesimle ve şehir merkeziyle de iç içe olduğum için zaten sahadayız. Her zaman insanlarımızın, halkımızın yanındayız. Yani bizim aslında soluk aldığımız yer orası. Dolayısıyla bizim Urfa'dan kopmamız, Urfa'nın sorunlarından, kırsaldaki insanların sorunlarından kopmamız da mümkün değil. Ben yerelden gelen bir siyasetçiyim. 15 yıllık da bir belediye başkanlığı deneyimimiz var. Dolayısıyla sahadayız. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Tabii şimdi buradan açıkça söylemek gerekiyorsa, geçmiş dönemlerdeki seçim havası var mı ülke genelinde veya Şanlıurfa'da? Yok. Çünkü az önce bunun da değişik çeşitli nedenleri var. İnsanlarda bir bıkkınlık var. Yani zoraki sandığa götürülüyor insanlar. Dolayısıyla bir yıl içerisinde 4 tane seçim yaşıyoruz. Yani bu seçimle evet, birlikte, 1 Kasım'la evet, birlikte. İşte yerel seçim, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi, yine 7 Haziran milletvekili seçimleri ve şimdi yine 1 Kasım'da seçime gidiyoruz. Tabii seçim takvimi de çok kısa bir dönem içerisinde, çok az bir süreye yetişti. Yani 61 günlük bir süreyle seçime gidiyoruz. Ama biz aynı şevkle, aynı azimde yine başarılı olmak için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağız. Kendimizi anlatacağız. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Zaten sorunların birçoğunu biliyoruz. Ve 13 yıllık AK Parti iktidarı döneminde de çözülemeyen ve halen çözüm bekleyen birçok sorundan da haberdarız. Dolayısıyla da çok fazla zorluk çekmiyorum. Ben şu anda kırsalda ve şehir merkezinde çok ağırlıklı bir çalışma yürütüyorum. Bunun yanında yine bizimle beraber çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Onlar da sahadalar. Özellikle şehir merkezinde çok değerli milletvekili adaylarımız var, genç kardeşlerimiz var, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından gelen insanlar var. Yine
Şanlıurfa'da gerçekten çok deneyimi olan, müthiş hayran kitlesi olan ve her gittiği yerde de ilgiyle karşılaşan Hasanoğlu gibi bürokraside de bürokrat olarak evet, Şanlıurfa'yı evet, temsil etmiş, deneyimi olan bir abimiz var. İnşallah biz bu sefer daha umutluyuz. Çünkü halk da gördü ki artık siyasette çok sesliliğin aslında çok önemli olduğunu, bir şehrin sorunlarının çözülebilmesi için tartışma ortamının da sağlanması gerektiğini ve artık koalisyonlar döneminde girildiğini, çünkü Avrupa'nın ve dünyanın her yerinde artık bütün ülkeler koalisyonlarla yönetiliyor. Tek parti iktidarlarının bir diktatörlüğe dönüştüğü, belirli bir zamandan sonra bütün kamuoyu üzerinde, yine kurumların üzerinde çok büyük baskıların oluşturulmuş. İşte Türkiye'de örneğini görüyoruz şu anda. Eğitimden sağlığa, evet, işte emniyet teşkilatından silahlı kuvvetlere, adliyeden diyelim ki Adalet Bakanlığı'nın bütün birimlerine ve üst mahkemelere çok büyük baskıların yapıldığı ve bunun gitgide artık şahsileştirildiği ve özellikle benim tarafımda olmayan herkes haindir mantığıyla hareket edildiğini görüyoruz. Onun için biz Şanlıurfalılara inanıyoruz. Şanlıurfa'nın bağrından çıkan adaylar olarak Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil edebileceğimize, Şanlıurfa'nın sorunlarına duyarlı, sorunlarını bilen insanlar olarak her zaman sahada olacağımıza, muhalefette veya iktidarda hiç fark etmiyor. Biz Şanlıurfa'nın burada sesi olacağız, Şanlıurfa'nın hizmetkarı olacağız. Peki Sayın Özyavuz Mutlu Bey, geçmeden ben hemen gündemdeki sıcak konuyu sormak istiyorum. Malumunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye menfur bir saldırı gerçekleşti. Bunlar kamuoyunda konuşuldu. MHP kanadından, MHP penceresinden, MHP'nin milletvekili adayı olarak, MHP'nin merkez karar yönetiminde olan biri olarak nasıl yorumluyorsunuz, nasıl gördünüz, yorumunuz nelerdir? Şimdi tabii ki biz her türlü şiddete karşıyız. Yani biz Türkiye'de barışın tesis edilmesinden yana olan bir siyasi partiyiz. Özellikle yerelde de çalıştığımız için Sayın Nihat Çiftçi ile de biz çalışma imkanı bulduk. Bir arkadaşlığımız var, bir dostluğumuz var. Ben olay günü Birecik'teydim. Birecik ilçesinde bulunuyordum. Duyduğum gibi Sayın Nihat Çiftçi'yi de aradım. Ama telefona kendisi çıkmadı, danışmanı vardı. Bilmiyorum kendisine iletti mi, iletmedi mi. Geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik. Fakat bize de dönüş olmadı. Ama ben Facebook ve Twitter üzerinden, yani sosyal medya evet, üzerinden de olayı kanadığımı yazdım, belirttim. Her türlü şiddete karşıyız. Tabii olayın nasıl olduğu, nasıl oluştuğu, nereden geldiği bana göre halen karanlık. Çünkü daha sonra işte emniyet müdürüne karşı yapılan bir saldırı olduğu söylendi ama tabii ki faillerinin aslında bulunması gerekiyor. Fakat maalesef failler ortada yok. Ama sevindirici olan tarafı şu, Urfa'da herkes bu olayın karşısında bir tepki gösterdi. Bir defa evet, bu çok önemli. Keşke bunu daha önce yapabilseydik. Ben şimdi yani duygu sömürüsü yapmak istemiyorum evet, buradan ama aracınıza bakın, aynı olay bizim geçen 7 Haziran seçimlerinden önce, yani Şubat'ın 21'inde seçim evet, hazırlığındayken bizim başımıza geldi. Benim arabam evimin önünde zaman ayarlı bir bombayla imha edildi. Evet. Bakın evet, zaman ayarlı. Fakat bizim bugün Nihat Çiftçi'nin olayına gösterdiğimiz duyarlılığı evet, bu kentte Şanlıurfa'da, yani birçok bizim işte siyasi parti var, STK'lar var vesaire, hiç kimsenin duyarlılık göstermediğini şahit oldum. Şahit oldum. Bunu evet, neye bağlıyorsunuz? Şimdi peki, bakın o zamanlar Türkiye'de bizim adına çözülme süreci dediğimiz mevcut hükümetin de çözüm süreci dediği bir olay vardı. Benim aracım kundaklandığında AK Parti kanadından da, yani Urfa'nın 10 tane AK Partili milletvekili vardı. Evet. Hiçbirisi bana bu olay nasıl oldu, geçmiş olsun demedi. Veya bir kınama yapmadı. Sivil toplum kuruluşlarıyla da aynı doğrultuda. Şimdi ben inanıyorum ki AK Parti'den bir tepki geldiği zaman Şanlıurfa'da
çok fazla sayıda duyarlı insan ortaya çıkıyor. Ama AK Parti'den bir ses gelmediği zaman da bu duyarlı insanlar kayboluyor. Ben buna üzülüyorum. Eğer biz kentsek, bir şehirsek ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak, bu olaylar nereden gelirse gelsin mutlaka hepimizin karşı koyması lazım. Fakat ben bu duyarlılığı görmedim. Bakın. Ama bugün bir gelişme var herhalde. Bu çözülme süreci veya adına açılım süreci dedikleri şey de ortadan kalkınca böyle bir şey akıllarına geldi. Nihat Bey'e karşı da duyarlı oldular. Bu beni sevindiriyor. Ama keşke orada da ona davransalardı. Benim aracım kundaklandığında iki tane kamera görüntüsü vardı. Biz onları kendimiz seyrettik. Onları terör şubeye teslim ettim ben. Urfa Emniyet Müdürü burada, aynı adam. Şu anda görev yapan. Eyüp Pınarbaş. Bana göre Şanlıurfa'da asayişle ilgili çok büyük sıkıntılar var ve halen devam ediyor. Kendisine de buradan seslenmek istiyorum. Benim aracımın kundaklanmasıyla ilgili en ufak bir ipucu ortaya koyamadılar. Ve o olayı adeta süreç zarar görmesin diye sakladılar. Sayın Vali de, Sayın Emniyet Müdürü de, diğer kendilerine bağlı bütün kurumlar böyle bir sessizlik içerisinde davrandı ve olay bu noktaya geldi. Eğer geçmişte Şanlıurfa'da yapılan bu kundaklamalar veya bu saldırılar aydınlatılsaydı hiç kimse zan altında kalmazdı ve bunların devamı da gelmezdi. Bakın, bunlar küçük şeyler belki ama Allah'a şükür biz arabanın içinde değildik. Zaman ayarlı bomba konmuştu 33 dakikaya. Ayarlı. Kendileri onu bulamadılar ama biz kendi imkanlarımızla bunu ortaya çıkardık. Şimdi yani o dönem aracınız o zaman da yansıyan, kamuoyuna yansıyan aracınızın kundaklandığı yönünde. Evet. Ama ben biliyorum ki zaman ayarlı bir bombadan bahsediyorum. Ben biliyorum ki orada ve benim bütün komşularım, bütün semtte oturan insanlar çok büyük bir patlamanın olduğunu ve arabanın adeta eridiğini gözlemlediler. Ben de halen resimleri, görüntüleri mevcut. Fakat biz bunu yani bir mağduriyet olarak veya işte bir şey olarak kullanmadık. Ben hiçbir yerde de televizyon kanallarında da ilk yaptığım açıklamadan sonra gündeme getirmedim. Bugün Nihat Çiftçi olayı açıldığı için gündeme getiriyorum. Evet. O gün de o Sayın Bakan vardı. Şimdi Şanlıurfa'nın Sayın Bakan diye, yani eski bakan diyelim. Şu anda bakan değil, milletvekili de değil biliyorsunuz. Biraz önce Fuat Bey bir şeyden bahsetti. Çünkü şu anda ne bakan ne milletvekili. Yani bilmiyorum MYK'da görev aldı mı? Bence orada da almadı. Yani alıp almadığını da tam bilmiyorum ama şu anda diğer adaylar gibi normal bir aday. Yani geçmişte bakanlık yapmış. Biz de geçmişte belediye başkanıydık. Yani aynen öyle bir şey. Şimdi tabii ki o dönem kendisi vardı. Nezaketen de olsa bir partinin merkez yönetim kurulu üyesiyim ben. Yani bizim burada AK Parti içerisinde direkt muhatabımız kendisi. Bir nezaketen de olsa, bir geçmiş olsun, nezaketinde bulunmadı. Çünkü insanlara tepeden bakıyorlar. Ama göreceksiniz her şeyin bir sonu var. Onların da sonu görünüyor. Yani bu baskılar, insanlara yaptıkları bu zulümlerin sonu bir gün gelecek. Şanlıurfalılar da bana göre bunu görecekler ve kendi insanlarına, kendi bağırlarından çıkan, kendilerine hizmet edebileceğine inandıkları insanlara da bana göre destek vereceklerdir diye düşünüyorum. Ben buradan tekrar Nihat Bey'e geçmiş olsun dileklerimi bildirmek istiyorum. Bana göre geç de olsa yerini bulmuş bir karar oldu Nihat Bey'in Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olması. Bunun tabii ki çeşitli nedenleri var. Aslında ben bu konuya girmek istiyorum. Bize İbrahim Bey'i ben uzun yıllardır tanıyorum. 7 Haziran seçimleri öncesinde de programlarda kendisiyle beraber katıldık. Çok usta bir siyasetçi, çok iyi konuşken, çok da güzel hitabeti olan. Bize söz sırası gelmeyecek. Niye İbrahim Bey'i bırakırsak? Hemen o konularla ilgili, anlattığınız konularla ilgili sorular sormak istiyorum. Ancak buyurun, sizin sözünüzü bölmemek, konu olmasın diye o yüzden araya girmek istemiyorum ama bu konuların haricinde şimdi bir 7 Haziran seçimi yaşadık İbrahim Bey. Yani evet, siz de 8 bin zannedersem kaybettiğiniz milletvekilliği. Aslında bizim 6 binle kaybımız. Evet. O 6 binin yarısını baz alırsanız 3 bin. Evet. Yani biz, partiden biz aslında HDP'den daha yakındık. Evet. Yani AK Parti'nin aldığı 7. milletvekiline biz HDP'den daha yakındık. Çünkü biz yurt dışı oylarıyla birlikte 45 bin oy aldık.
50.800'de, yani o civarda bir milletvekilliği 50.800'de çıktı. Aslında 6.000. Bu 6.000'in en fazla oy alan partiden eksilip bize tamamlanması gerekiyordu. Yarısı. Yarısını alsaydık biz, ama her şey kısmet. Bakın bugün tekrar seçime gidiyoruz. Evet, bugün tekrar seçime gidiyoruz. Tam bu sırada da siz ikinci sıradayınızda daha önce Saadet Partisi'nden Eyüp ilçesi belediye başkanı adayı olan Hasan Oğul gibi bir ismi partinize kattınız. Evet. Onun da bir potansiyeli olan bir insan mutlaka, olarak oy getirecek. Bu seçimlerde bu geçen yıl, daha doğrusu 7 Haziran'da almış olduğunuz oy oranı ne kadar geçeceksiniz diye size sorayım. Bir beklediğiniz bir hedef rakam var mı? Bununla ilgili siz sahaya indiniz, çalışmaları başladınız. İşte geçtiğimiz gün Bilecik'teydim dediniz ki Akçakale, Harran bölgesi, ailenizin birçok kişisi de oralarda halen yaşıyor. Dur. Daha önce belediye başkanlığı yaptığınız yerlerde. Diğer siyasi partilerinde o bölgelerden aday verdiklerini, özellikle AK Parti'den işte iki adayın o bölgeden yine üçüncü sırada aslında seçilebilecek yerde tek aday hani var. Daha önce bu kişilerin ailesi, bağlı olduğu aileler size oy vermiş miydi? Bundan sonra da yine siz o bölgeden o güçlü oyu alabilecek misiniz? Hayır, sormak istiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Her iki adayın da şu anda seçilecek yerde bir kardeşimiz var, biliyorsunuz Halil Özcan. Evet. Geçmiş dönemde 5. sıradaydı. Bu dönem 3. sırada. 9. sırada da Ankara'dan bir kardeşimiz var. Yani kendisi buralı, Akçakaleli. Bir avukat arkadaşımız ama Ankara'da yaşıyor. 9. sırada, o da seçilmeyecek bir yerde. Dolayısıyla biz geçen seçim, yani bu nereden oy alabilirlere baktığımız zaman da her iki adayımızın da bölgesinden ben oy almadım. Veya Milliyetçi Hareket Partisi oy almadı. Şimdi oylara gelince biz tabii 45 bin oy aldık. Küçümsenecek bir oy değil. Yani Türkiye'deki oranlamaya baktığımız zaman biz 21 bin oydan 45 bin oya oyunu getirmiş bir siyasi partiyiz. %100'den fazla. Şimdi yani. AK Parti bir seçim öncesi 400 küsür bin oy almış. 350 bine, 360 bine gerilemiş. Burada HDP'nin bir yükselişi var. Bir de bizim yükselişimiz var. Bizim Urfa'daki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi Türkiye genelinde en üst noktada. Yani en fazla arttıran illerin başındayız. Bir de sizin oranları baz alırsak siz Şanlıurfa'da oyunu en fazla yükselten partisiniz. HDP yükseltmiş ama %100 değil. %100 değil. Biz %100'ün üzerinde yükseltmişiz. Dolayısıyla o dönemde belki çalışma ortamında, belki birbirimizle iletişimi sağlamada, eğer hatalarımız varsa onları yeniden irdeledik. Kendimizi yeniledik, listemizi yeniledik ve yeniden halkımızın ve kamuoyunun önüne çıktık. Şu anda bize geçmiş dönemde oy vermeyen birçok kardeşimiz, birçok yakınımız, arkadaşımız veya seçmenimiz de İşte biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kadar oy alacağını, geçmiş yıllar gibi olacağını düşünüyorduk. Eğer biz bilseydik ki sizler bu kadar oy alacaktınız ve çok küçük bir farkla kaybedecektiniz, biz daha fazla destek verirdik. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekillerinin seçilmesi gerekiyor düşüncesindeler. Şimdi ben herkesi ziyaret ediyorum. Yani şu anda sahadayım. Bugün de mesela Akçakale Harran bölgesinden geldim. Dün de oradaydım. Bugün burada sabahleyin taziye ziyaretlerinde bulunduk. Erken saatlerde bir iki görüşme yaptım Eyüpiye bölgesinde. Ardından yine Akçakale Harran'ın köylerinde, Akçakale'nin merkezinde taziye ziyaretinde bulunduk. Halkla görüştük. İşte akşam geldik, bir düğüne katıldık ve şu anda sizinle birlikte programdayız. Yani bu şekilde her gün. Şimdi buradan da çıktıktan sonra seçmenlerimizle bir araya geleceğiz. Herkese işte gece saat 10'dan itibaren saat 1, 2, 3'e kadar görüşmeler yapacağımızı söylüyoruz. Herkes programımızı biliyor. Onlarla birlikteyiz. Ama ben bir saha işçisiyim. Ben kendimi öyle görüyorum. Bu işçiliğimiz inşallah seçime kadar devam edecek. Ama seçimdeki kısa bir aradan sonra, eğer Allah izin verir, kısmet olur da seçilirsek, bu işçiliğimiz sürekli devam edecek. Şanlıurfa'ya hizmet edeceğiz. Şimdi ben programımızı konuk etmeden önceki programımızda bölgesel gündemde de bunu aktarmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sahaya indiğini ve gerçekten de 7 Kasım'ı iyi okuduğunu. Çünkü gerek listedeki revizeleri 7 Haziran'ı iyi okuduğunu, Hasan Oğul gibi bir potansiyel ismi ikinci sıraya getirerek
daha iddialı bir şekilde girdiğinizi, yine Teşkilat Başkanlığı'na İbrahim Ocakoğlu'nu yerelde getirerek seçimlere ne kadar önem verdiğinizi, sahaya hakim olduğunuzu söylemiştik. Tam da siz bunları söylüyorsunuz. Peki Hasanoğlu'nun ikinci sıraya gelmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde gözle görülür büyüme kazandı. Bu aşikardır çünkü background'unu ispatlamış bir siyasetçimiz. 32 evet. bin küsur oy aldı Saadet Partisi yerel seçim değil mi Mutlucuğum? Bunu baz alarsak 1 Kasım'da artık biz yorumlarımızda da bunu ifade ediyoruz gazeteciler olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en azından bir milletvekili garanti diyebilir miyiz? Bize sorsanız biz evet bir garanti diyoruz. Evet. Siz bir mi ne dersiniz? Şimdi bakın bizim aslında bütün siyasi partilerin hedefinde kazanmak var. Mutlaka 12 taneyi çıkartmak bizim vardır. Gönlümüzden geçen 12 arkadaşımızın 12'sinin kazanması. Mutlaka. Ama tabii ki biz Şanlıurfa'yı temsil edebileceğimiz kadar milletvekili çıkarmak istiyoruz. Yani bu en azından bizim hedeflediğimiz en azından yani 4 olmasa da %50'si 2 olsun. Evet. Ama mümkünse 4 olsun. Neden olmasın? Şimdi bakın Şanlıurfa sadece HADEP ve AK Parti'den ibaret değil. AK Parti'nin 10 tane milletvekilini gördük biz. Evet. Şanlıurfa'ya ne yaptılar? Ve HADEP'nin geçmiş dönemde 5 milletvekilini gördük. Şimdi tabii ki Şanlıurfa'da eğer biz gerçekten yani bir Antep, bir Adana, bir Mersin olacaksak Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka Urfa'dan milletvekili çıkarması lazım. Neden? Aslında bu şehrin daha güvenli olabilmesi için bu değişik taban ve fikirlere mensup siyasi partilerin temsilinin olması lazım. Ben samimi olarak söylüyorum. Eğer Urfa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri olsaydı Urfa'da yaşanan bugün güvenlik sorunlarının hiçbirisi yaşanmazdı. Çünkü tabana yayılırdı bu iş. Tabana yayıldığı için herkes kendini güvende hissederdi. Milliyetçi Hareket Partisi yani Türkiye'nin birçok vilayetinde milletvekiline sahip. Şanlıurfa geçmişten bugüne yani 1000 yıllık kardeşliği kendi içerisinde tesis etmiş ve bugüne getirmiş bir şehir. Bu şehirde bana göre her türlü fikre ve ideolojiye sahip milletvekillerinin olması lazım. Bu şehrin yeniden imajının kazandırılması için yani imajı şu şekilde Şanlıurfa artık terörle anılan güvenlik boşluğu olan her yerde hırsızlığın, her yerde uyuşturucunun kullanıldığı evet. aslında bir şehre dönüştü. Yani şimdi kendimizi kandırmayalım. Evet. Tabii ki emniyet güçleri şu anda belki bunlarla ilgili mücadele yapıyor ama yeterli değil. Bana göre Şanlıurfa son 5-6 aydır Türkiye'nin güvenlik açısından sıfır noktasına gelen bir şehri. Yani emniyet müdürümüz her defasında ayrı bir bahaneyle olayı kendi üzerinden atmaya çalışıyor ama bu öyle değildir. Yani kendi içerisindeki hesaplaşmadan dışarıda kendilerine karşı yapılan bütün saldırılardan habersizler. Şimdi Suruç olayları halen aydınlatılamadı. Biliyorsunuz Suruç'ta yapılan evet. Saldırı. Yine Ceylanpınar'daki saldırı, polislerimize yapılan saldırı aydınlatamadı. Orada kaç kişi vardı, kimler vardı? Onlarla ilgili kamuoyuna bir bilgi vermediler. Ne yaptılar? Topu yine paralele ve başka yerlere attılar. Yine daha sonrasında Şanlıurfa'nın merkezinde polislerimize bir saldırı yapıldı, aydınlatılamadı. Eyüpiye bölgesinde otobüsler yakıldı, aydınlatılamadı. Bizim partilerimize, parti binalarımıza saldırılar yapıldı, aydınlatılamadı. Benim arabam yakıldı, bombalandı, aydınlatılamadı ve nihayetinde işte son olarak da Sayın Belediye Başkanı'na bir saldırı yapıldı. Evet. O da aydınlatılamadı. Onun için Şanlıurfa'nın artık kendi içerisinde mutlaka bu dengeyi sağlaması gerekiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de artık bir temsilinin olması gerekiyor. Şanlıurfa'nın bütün sorunlarının daha seri ve daha çabuk halledilebilmesi için mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yarım kalmıştı Sayın Başkan. Belediyeyi konuşuyordunuz. Bunları söylemem gerekiyordu dediniz. Neyi söyleyecektiniz? Şimdi ben belediye başkanıyla tabii Büyükşehir ilgili. Belediyesi ile ilgili evet. açılmışken evet. bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Faruk Çelik geçmiş dönemlerde biliyorsunuz birinci sıra milletvekili evet. adayıydı. Daha sonra da gitti Urfa'nın sayesinde bakan oldu diyelim. Şimdi Urfa'ya geldiğinde 400 proje yaptı. Evet. Ve Urfa'da çok büyük değişimler olacağını söyledi.
400 projenin 4 yılda, yani milletvekili olduğu süre içerisinde, ben 400 proje içerisinde gerçekleşen ve hakikaten bu şehre gerekli olan bir tane mega proje görmedim. Yani Şanlıurfa'da bir müze yapıldı. Evet. Belki birkaç tane yol yapıldı, birkaç tane yerde aydınlatma yapıldı ama Şanlıurfa'nın sorunları duruyor. Bakın, evet. 4 yılda Sayın Faruk Çelik Şanlıurfa'nın en önemli sorunlarından biri olan, bana göre bugün elektrik sorununu çözemedi, bundan sonra da çözemeyecek. Çünkü geçen hafta kendisine sorulduğunda Şanlıurfa'da cazibe su projelerinin tamamının bitirilmesinden sonra Şanlıurfa'nın elektrik sorununa çözüm getirebileceğini söyledi. Halbuki biz aynı Faruk Çelik'i, evet, 2 ay önce, 7 Haziran seçimlerinden 2 gün önce bir köyde yaptığı bir mitingde, yarından itibaren Urfa'da elektrik sorunu kalmayacaktır, vatandaşların da desteklemeleri ödenecektir tam diye. Tam bu noktada bir izleyicimiz insanlara hitap ettiğini duyduk. Sayın Özyaz, tam, evet, tam da söylediğiniz noktada bir izleyicimiz soruyor. Diyor ki benim borcum yok dedi aşağı. Ama desteklemelerim ödenmiyor. Sayın İbrahim Özyavuz'a sorur musunuz? Niye? Ben onu söylüyorum. Evet. Hatırlasınlar Sayın Faruk Çelik'i. Geçen dönem aday değildi ama onu Urfa'nın 400 tane projesini yapan mimarı olarak getirdiler. Ve biliyorsunuz bir de Bülent Arınç'ı getirdiler. Köyde miting yaptırdılar. Yani o kadar da sıkıntılı bir dönemde. Sayın Faruk Çelik Akçakale'nin Zoncuk köyünde. Buradan isim veriyorum. Zoncuk köyünde gitti, kürsüye çıktı ve dedi ki bu TEDAŞ, sen nasıl bu milletin elektriğini kesersin, bu milletin desteklemelerini ödemezsin. Yarın sabahleyin ödeyeceksin, yarın bütün desteklemeler ödenecek. 2 gün sonra seçim oldu, aradan 2 ay geçti, 3 ay geçti. Bakın, orayla ilgili bir çözüm yok, oradaki vatandaşlar halen desteklemelerini aldılar. Onu geçtik. Geçen hafta bütün televizyon kanallarının canlı yayınında kendisine elektrik sorununu çözecek misiniz dedi. Ne dedi? Urfa'nın elektrik sorunu çok uzun süreden beri var. İşte yani çok uzun süre dediği 13 yıldır kendisi var iktidarda. Bir fiil Urfa'da 4 yıl milletvekilliği ve bakanlık yaptı. Şimdi ben yani Urfa'nın sokaklarında, billboardlarda sözümüzün eriyiz, Urfa'nın neferiyiz sözünden dolayı hicap duyuyorum. İnsanlar bunu görmüyor mu? Hangi sözünüzün erisiniz? Urfa'ya hangi mega projeyi yaptınız? Bir tane söyleyin. Bakın bir tane. Bu mega projeleri ben gündeme getiriyorum her zaman. İşte Harran Üniversitesi gibi bir projeniz mi vardı? Hipodrom gibi bir projeniz mi vardı? 30 bin kişilik Şanlıurfa şehir stadı gibi bir projeniz mi vardı? Veya havaalanı gibi bir projeniz mi vardı? Hepsini geçtik. Şanlıurfa'da 2002 yılında yapılan 500 yataklı devlet hastanesi gibi bir projeniz mi vardı? Eyüpiye kampüsünü hala bitiremediniz. 97 yılından beri devam eden, inşaatı devam eden Harran Üniversitesi'nin 600 yataklı hastanesinin inşaatını bitirmediniz. Bakın 97, 2015, 19. 97 yılında temeli atılan bir hastanenin daha inşaatını bitirememişsiniz. Üstüne üstlük 7 Haziran seçiminden önce insanları kandırdınız. Şanlıurfa'da şehir hastanesi temeli attınız. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na attırdınız. Ben şimdi Şanlıurfa kamuoyuna ve burada sizin aracılığınızla Urfa halkına soruyorum. 7 Haziran seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hazır bulunmasıyla temeline attığınız Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin inşaatı nerede? Ne safhada ve ne yaptınız? Bunu bir defa çıkıp bu millete anlatsınlar. Sonra çıkıp o billboardlarda biz sözümüzün eriyiz, Urfa'nın neferiyiz desinler. Hayır, siz ne Urfa'nın neferisiniz, siz ne de Urfa'nın ne de sözünüzün erisiniz Sayın Faruk Çelik. Ben şunu söyleyeyim. Çiftçinin sorunları halen duruyor. Ama Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden geçemeyeceğim. Bakın, hatırlayın. 2014'te yapılan mahalli seçimlerde Şanlıurfa'da bir vali vardı. İsmi Celalettin Güvenç'ti. Evet. İl özel idaresi emrindeydi. Şanlıurfa daha büyük şehir olmamıştı. Evet. Bakın. İl özel idaresinin de bir genel sekreteri vardı.
Uğur Büyük Hatipoğlu, Urfalı bir kardeşimiz. Evet. Şimdi il özel idaresi öyle aşırı hizmetler, öyle şeyler yaptı ki, hızlı ihaleler yaptı ki, daha sonra kamuoyuna bazı iddialar düştü biliyorsunuz. Evet. Onlarla ilgili de müfettişler geldi, işte raporlar geldi vesaire neyse. O arada bir baktık ki Sayın Faruk Çelik, yani kendi zorlamasıyla sürekli bu şeyleri yaptırdı. Evet. Çıktı bir açıklama yaptı. Şimdiki milletvekili adayımız. Dedi ki Şanlıurfa'ya çok fazla para gelmiş. 170 trilyon para gelmiş il özel idaresine. Ama bu paralarla neler yapıldı belli değil. Bizzat bunu söyleyen kendisi. Bir, yani internet sitelerinde geçmişte bunların hepsi var. Bunu söyleyen Şanlıurfa'nın milletvekili olan, daha sonra bakan olan Sayın Faruk Çelik'ti. 170 trilyonun hesabını daha vermeden bir baktık ki Şanlıurfalıları yok saydılar. Şanlıurfa'da başarılı olan bir belediye başkanı vardı. Onu da aldattılar, partiye aldılar. Kalktılar, mevcut valiyi istifa ettirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanı yaptılar. İl Özel İdaresi'nin genel sekreterini de Büyükşehir Genel Sekreteri olarak atadılar. Burada mesele ne? Geçmişte bu iddialarla ilgili olan bütün her şey Büyükşehir'e geçtiği için burada yapılanların hepsini üstünü örtmek lazım. Bunun için de kimin kullanılması gerekiyor? Bu işi yapan Şanlıurfa Valisi'nin istifa ettirilerek belediye başkanı yapılması gerekiyordu. Bunu yaptılar. Ama bunlar oy istemeye çıkınca ne dediler insanlara? Nasıl kandırdılar bu halkı? Aman dediler BDP gelmesin. Osman Baydemir gelmesin. MHP'ye oy vermeyin. Böyle CHP'ye oy vermeyin. Büyükşehir'de işte deneyimli, Urfa'nın sorunlarını bilen, Urfa'nın kırsalına hakim vali istifa etti, ona da yapıyoruz. Ona oyunuz verin. Bütün Urfa teveccüh gösterdi ve Sayın Celalettin Güvenç de belediye başkanı seçildi. Evet. Büyük bir oranla. Çalışmalara başladı. Nasıl çalıştığını bütün kamuoyu, bütün Urfa halkı yakından biliyor. Çalıştığı tek şey Urfa trafiğini allak bullak etti. Hiçbir yerde çalışma yapmadı ama birçok insanımızın trafik kazalarıyla ölmesine neden oldu. En büyük sebebi de o. Şehir düzenlemelerinden. Evet. Sonra çıktı dedi ki bunların hepsinin planı benden önce yapılmış. Yani sen bunlar şart mıydı bunları uygulaman? Yani bu planları yapanlar senin gibi yerel yöneticiydi. Sen de gelirsin dersin ki bu yanlış olmuş, bunu düzeltelim. Projeyi yaparsın. Yani bu vahiy tarafından bize dayatılmış ayetler değildir. Tabii. Yani insanların değiştirebileceği şeylerdir. Şehrin gelişmesine göre değiştirebileceği planlardır. Onu da eski yönetime yıktı. Hatta eski yönetimden şu anda AK Parti'de milletvekili olan Sayın Fakı Baba da buna tepki gösterdi. Ben böyle yaptım, siz de değiştirseydiniz dedi. Yani, evet. Bu kadar da insan ölmeseydi dedi. Evet. Şimdi onu geçtik. Belediye başkanı 7 Haziran seçimlerine doğru gelirken Celalettin Güvenç bu defa bütçesini seçim için harcamak zorundaydı. Üzerinde baskılar başladı. Milletvekillerine ve buradaki genel başkan yardımcısı olan Sayın Nurettin Nebati'ye o zaman gidin bana kaynak bulun, yollarla ilgili ihaleler yapayım dedi. Gittiler, o geçmişte kaybolan 170 trilyona ek olarak maliyeden 35 trilyonluk bir ödeneği Urfa'ya gönderdiler. Büyükşehir'in emrine. Hemen yol ihaleler yapılacaktı. Fakat maalesef yine kendi içlerinden, yani kendi partilerindeki bazı müteahhitler, şu anda etraflarında dolaşanlar, o müteahhitler Şanlıurfa'nın bir otelinde bir araya geldiler. 9 tane müteahhit anlaştılar. Ve ilk dilimi 18 trilyon olan yol ihalesini anlaşarak almaya çalıştılar. Geçmişten ağzı yanan Sayın Celalettin Güvenç, bir de adliyeye intikal etmiş, bazı soruşturmalar açılmış. Bu faturayı da Şanlıurfalı olan Genel Sekreter Uğur Büyük Hatipoğlu'na çıkartmış ve onu görevden almış.
Onunla birlikte birçok kurum amirini görevden almış birisi olarak, yani üstünden atmaya çalışıyor suçu. O ihalede bir suistimal görünce o ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü zaten önceden şaibe altındaydım. Bunu da yaparsam daha büyük sıkıntılar olacak düşüncesiyle. İhaleyi iptal etti, kıyamet koptu. Bu defa bütün milletvekilleri üzerine gelmeye başladılar. Aman sen niye ihaleyi iptal ettin? İşte köy yollarını yapmayacaksın, yetiştirmeyeceksin, insanlar bize oy vermeyecek. Çünkü bunların işi gücü oy devşirmek. Celalettin Güvenç de sıkıştı orada. Bu defa ne yaptılar? O zaman açıktan çimento demire yüklendiler. Biz köy köy dolaşıyorduk. Bütün köylere, muhtarlara, vatandaşlara çimento demir, çimento demir nereden geldiği, nasıl verildiği belli olmadan makbuzlar, fişler verildi bayilere. Kim gittiyse, yani hiç köyde evi olmayan, köyle alakası olmayan insanlar bile gitti, dedi ki 10 ton demir, 10 ton çimento. Verdiler. Yani devletin parası. Herkese uzattılar, 35 trilyona erittiler. Bu defa 35 trilyonun da hesabını, yani önceki 170 trilyon gibi hesabını veremeyeceklerini görünce ne yaptılar? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na dediler ki bir seçim fırsatı çıktı önümüze. Sen yargının eline düşmeden gel istifa et, seni Maraş'tan milletvekili yapacağız. Onun kardeşi Maraş'ta milletvekiliydi. Evet. Şimdi Urfa kamuoyu ve halkı bunu bilmiyor. Ben ilk defa buradan çıkıyorum. Bakın. Evet. Ve bunları göreceksiniz. Ne yaptılar? Gittiler Celalettin Güvenç'i istifa ettirdiler. Şanlıurfa'nın eller üstünde tuttuğu, evet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı adamı götürdüler Maraş'ta 4. sıradan. Çünkü maksat sadece oradan bir milletvekili olarak meclise girmesini sağlamak. Ondan sonra unuturlar da bunu. Kullandılar, bitti. Atacaklar. Bir dönem milletvekili yaparlar. Dokunmazlık zırhına bürünecek. Bu tür olaylar adliyelere, soruşturmalara düşmeyecek. Ve biz seni kurtardık diyecekler. Hadi git Allah işini rast getirsin. Ama en güzel yönü de Urfa ondan kurtuldu. Daha büyük belalar açardı Urfa'ya ve Şanlıurfalılara. Sayın Özyavuz. Ama işin iç yüzü bu. Fakat şimdi yine Şanlıurfalılara bazı şeyler söylüyorlar. Duydum. Bunlar her şeyi akşamdan düşünüp kağıda yazıp sabahleyin halkın karşısına çıkıp gerçek olmayan şeyler söylüyorlar ya. Evet. Şimdi de Şanlıurfa, Celalettin Güvenç iyi çalışmadı. Biz onun için aldık. Siz 400 proje dediniz. 700. Sayın Faruk Çelik, Celalettin Güvenç sizin 400 projenizi görünce Urfalılar proje incelemiyorlar. Hele ben 763 yapayım. Bir daha en sonunu 63 yapayım. Urfa'nın plakası daha hoşlarına gitsin dedi. 760 proje, 63 proje yaptı. 1100 proje yaptınız. Bunların hiçbirisinde bir şey yok. Ve ardından 763 projeyi de bırakıp gitti. Şimdi Urfa'da belediye başkanı yeniden halkın seçtiği belediye başkanı yok. Yine AK Parti'nin, yani benim Nihat kardeşim de alınmasın ama işin gerçeği bu. Gerçekleri söylemek zorundayız. Ben Nihat Bey'i de seviyorum. Alınmasın ama halkın seçtiği, direkt büyükşehire seçtiği bir belediye başkanı değildir. Kendisi atanmış bir belediye başkanıdır. Aynı şeyi de Karaköprü'de yapmaya kalkıştılar ama Karaköprü halkı biraz daha dik durdu. Meclis üyeleri daha dik durdu ve orada kendilerinin istediği belediye başkanını seçtiler. Ama burada dayatmayla da seçilmiş olsa ben Nihat Çiftçi gibi bilgisi, birikimi olan bir insanın Şanlıurfa, evet, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından da son derece hoşnutum. Kendisini de tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere de imza atar. Sayın Özyavuz, iyi ki de siyasete girmişsiniz. Sakın da siyasetten vazgeçmeyin. Çünkü mesleğimizi elimizden alırsınız. Bu ne araştırmacı ben bir gazetecilik? Sadece açtım bu. Evet. Biz yine siyasete dönelim onun için. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında Şanlıurfa için eleştirdiğiniz sorunları, AK Parti'nin vaatlerini karşısında sizler neler yapacaksınız? Yani Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki daha iktidara gelmedi ama olası bir iktidara veya koalisyonda Şanlıurfa için İbrahim Özyavuz'un MYK üyesi olarak, Merkez Kurtma Yürütme Kurulu üyesi olarak vaadi nedir? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Onlar 763 tane, onlar 763 tane vermiş, evet, bir tane bir defa. Ben şunu söyleyeyim. Halkımıza bizim en iyi vereceğimiz vaat yok. Urfa'da kardeşliğin yeniden tesis edilmesi gerekiyor her şeyden önce. Evet.
Onu yapmamız gerekiyor. Şanlıurfa'nın yaşanabilir, güvenli bir şehir olması lazım. Kardeşliğimizi yeniden tesis etmemiz lazım. Onun dışında Şanlıurfa'nın önemli ekonomik sorunlarına el atmamız lazım. Şanlıurfa'nın tarımda ve elektrikte yaşadığı sorunu çözmemiz lazım. Yine organize sanayi bölgesinin yeniden teşvik edilmesi gerekiyor. İşsizliğin çözülmesi gerekiyor. Hizmette adaletin sağlanması gerekiyor ve en önemlisi belediyelerin her yere eşit hizmetler götürmesinin sağlanması gerekiyor. Ama bir milletvekilinin projesi var mıdır diye sorarsanız, bana göre milletvekilinin projesi olmaz. Evet. Şanlıurfa'nın projesi olur. Şanlıurfa'nın sorunlarına duyarlı insanların, STK'ların, uzmanların hazırladığı projelere milletvekilleri menfaatsiz, sadece şehir için ve bu halk için karşılıksız destek verirler. Biz onun sözünü veriyoruz. Şanlıurfa'nın en yakından ulaşabileceği, Şanlıurfa halkının gece gündüz kapısını çalabileceği bir milletvekili profili, adil olabilecek bir milletvekili profili çizeceğimizin sözünü veririz. Evet. Onun dışında partinin politikaları, bizim seçim beyanlarımız var. Bizim seçim beyanlarımıza itiraz ettiler, fakat dün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı Sayın Başbakan. Bizim geçmişte vaat ettiğimizde kaynaklarını nereden bulacaksınız? Hatta Maliye Bakanı'nın bir kısmı için istifa ederim böyle bir şey olursa dediği ovatlar. Mesela asgari ücretle ilgili biz bazı belediyelerimizde 1300. Şu anda 1400 lira uyguluyoruz. Evet. Onlar dün 1300 lira vaat ettiler. Yine emeklilere biz iki defa olmak üzere 1400-2800 lira yardımda bulunmayı vaat ettik. Onlar dün memurlara 1200 lira yani emeklilere vaatte bulundular. Bunun gibi birçok şeyi var. Gerekiyorsa burada sayarım ama evet. Çok fazla. Yok, aslında İbrahim Bey, siz konuştunuz. Bize söz sırası pek fazla gelmedi. Programın başında tabii ki sizi konuşturmak için, projelerinizi çok öğrenmek için sizi burada. Biz daha çok kendi programımızda konuşuyoruz. Bugün ama soracağımız sorular var. Az önce Fuat Bey size sordu. Yani Urfa ilgili neler olabilir diye. Aslında eğitim, sağlık, hani öğretmen açığından tutun tarlada çalışan öğrencilerden biz bunu programımızda işliyoruz. Enerjiden bahsettiniz. Üçüncü bir organize sanayi bölgesi için çalışmalar yapılabilir. Urfa için birçok şey sayabiliriz. Ama sizin de yakından takip ettiğinizi bildiğim bir Suriye gerçeğimiz var şu an Urfa'da. Yani yüz binlerce, 500 bini aşkın kayıtlı Suriyelinin bu bölgede olması. Evet. Sizin de bunu yakından takip ediyorsunuz. Suriyelilerin için nasıl bir çalışma yapılabilir Şanlıurfa'da? Siz eğer ki kısmet olur seçilirseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderseniz, bir vekil olarak orada Şanlıurfa'daki bu Suriyelilerin çözümü noktasında istihdam edilebilir mi? Bu yönde mi bir çalışma yapabilirsiniz? Toplumla içerisinde yaşanabilir bir şekle getirebilmek için nasıl bir çalışma düşünceniz var? Şimdi tabii ki bunun aslında en iyi yolu Suriye'de yeniden barışın sağlanması ve bu insanların zoraki göç ettiği Türkiye'den evlerine, yurtlarına geri dönmesi. En güzel çözümü bu. Ama biz Suriye politikasıyla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi olarak tavrımızı baştan belirlemiştik. Yani hiçbir devletin iç işlerine karışmama. Şimdi ben bakıyorum Türkiye'nin dış politikadaki başarısızlığı artık bu memlekete zarar veriyor. Yani Türkiye'ye ve Türk insanına. Şimdi baktığımızda Suriye olayları ilk başladığında benim bir açıklamam var. Ben demiştim ki Suriye'deki bu olaylar, yani Orta Doğu'daki bu olaylar, Arap Baharı vesaire bir domino etkisi yaratacak. Türkiye'de bu işe, yani bu devletlerin iç işlerine çok karıştığı için ileride yalnızlaştırılacak ve bu işin kaymağını da büyük süper devletler yiyecek demiştim. Burada perişan olacak olan da Suriye halkıdır. Şimdi biz Suriye'ye dayanandık. Önümüzdeki hafta Cuma günü gelip Şam'da namaz kılacağız dedik. Aradan 6-7 yıl geçti. Bakın, biz tabii ki hemen yanı başımızda kardeşlerimizin çektiği bu sıkıntıları görememezlik yapamazdık. Büyük bir devletiz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesiyiz. Kapılarımızı açtık ama biz bu kapıları açarken de hiçbir kriter uygulaması yapmadan herkesi burada buraya doldurduk. Burada da hükümetin yaptığı çok büyük bir hata var. Nedir bu? Sırf Beşşar'ın politikalarını ve oradaki rejimini gayrimeşru kılmak için biz herkesi getirdik. Genç nüfusu da, kadını da, erkeği de. Yani savaşta olmaması gereken insanların yerine biz herkesi buraya taşıdık. Şimdi Urfa'da 500 bin diyorsunuz. Türkiye genelinde 3 milyon deniliyor veya daha fazla. Bana göre resmi olarak 5 milyon civarında.
Şanlıurfa'da da bana göre resmi olarak 500 bin diyorsunuz ama evet, bana göre 700-800 bin. Hemen yanı başında Gaziantep. Bakın. Şimdi kamplarda yaşayan sayı herhalde 300 bin civarında. Hı. Şimdi bu insanları getirdik. Bu insanlar hem burada bizim insanımızla sıkıntılar yaşıyorlar, hem kendi evlerinde kaldıkları yerlerde huzursuzlar. Şimdi çadır kentte 5-6 yıldır biz bunları barındırıyoruz sağlıksız ortamlarda. Bizim ek bir sağlık tesisimiz yapılmadı Urfa'da. Ondan dolayı hem insanımız sıkıntı çekiyor hem kendileri. Yine esnafımız sıkıntı içerisinde, birçoğu çünkü iş yapmak istiyor. Onun için bir an önce Suriye'de bu olayların bitmesi lazım. Yok eğer Türkiye'de kalacaklarsa sizin dediğiniz gibi yeniden sosyal politikaların ve yeniden bunların istihdam edilmesi ve işe alınması ile ilgili politikaların geliştirilmesi lazım. Ama biz ne oldu? Keşke haklı çıkmasaydık. Biz yine haklı çıktık. İşte Suriye'de gelinen son noktayı gördünüz. Rusya ve Amerika ve İran anlaştı. Şu anda Beşar Esad bir tarafa alındı. Oradaki bütün diğer unsurlarla mücadele ediliyor. Bunların hepsi yok edildikten sonra orayı da bu süper devletler imar edecekler. Türkiye'nin üzerinde sadece yükü ağırlığı dün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı 7,5 milyar dolar. Sayın Özyavuz. Bütün Avrupa ülkelerinden gelen 350 evet, milyon bütün ağırlığı bizim üstümüzde kalacak ve bugün buradan herhalde bütün kamuoyu ve halkımız seyretti. Bugün evet, Rus uçakları bizim F-16 uçaklarımızı havada 5 dakikada taciz ettiler. Suriye'nin hava sahasına sokmadılar. Sayın Özyavuz, bizi de rejiden taciz ediyorlar. Sizden sonra spor programımız var. Son bir dakika Şanlıurfalılara mesajlarınız neler olacak? Çünkü çok soru var. Tabii ki ileride programlarda biz bunları gündeme getireceğiz. Evet. Biz aslında sürekli televizyonlar aracılığıyla, evet, sizlerin aracılığıyla, bazen telefonla evet, vesaire Şanlıurfa'nın sorunlarını evet, gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bunları halkımızla paylaşmak lazım, konuşmak lazım. İnsanlarımız yanlış şeylerle avutuluyor ve o şekilde oy devşirilip kendilerinden alınıyor. Önümüzde bir seçim var. Artık bu belli, bütün Türkiye'de, diğer vilayetlerde de görüyoruz. Tek partinin Türkiye'de iktidara gelmesi artık mümkün değil. Matematiksel olarak da mümkün değil. Neden? Çünkü dört partili parlamento sisteminde bir partinin tek başına iktidara gelmesi mümkün değil. Yani yüzde diyelim ki 44 dalsanız yine milletvekili sayısı olarak yetmiyorsunuz. Dolayısıyla AK Parti zaten bir düşüş içerisinde. Geçen dönem Şanlıurfa'da AK Parti'nin oy oranı %47 civarındaydı. Bugün Şanlıurfa'da yapılan anketlerde AK Parti'nin oy oranı %41. Bakın, bugün de AK Parti tarafından açıklandı. Yani 7 Haziran'dan bu tarafa Şanlıurfa'da %6 civarında bir düşüş sağlanmış. Türkiye genelinde AK Parti'nin oyu %41'di. Bu dönem bugünkü anketlerde %38-%39 arasında ve halen düşüyor. Türkiye huzursuz bir ülke haline geldi. Kardeşlik şu anda bitme noktasına geldi. Yani bu terörle mücadelede kararlılık olmadığından, geçmişte yapılan hatalar yüzünden bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün kucağına itildi ve kendileri şu anda orada silmiş durumdalar. Bakın, seçimle ilgili sandık güvenliği yok. Hükümet işte Yüksek Seçim Kurulu'na bu işi götürdüler. Yüksek Seçim Kurulu kanunda böyle bir yerin olmadığını ve hatta hükümet kanalından Sayın Mehmet Ali Şahin de açıklama yaptı, dedi zaten başta yanlıştı. Sandıklar taşınamaz. Yani çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Ama ben Şanlıurfalılara buradan mesajı vermek istiyorum. Bir defa Şanlıurfa'da siyasi partiler arasında bir dengenin kurulması gerekiyor. Şanlıurfa'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekillerine ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Şanlıurfalıların desteğine ihtiyacı var. Bir defa bunu kendi evlerinde, kendi aileleriyle müzakere etsinler. İradelerini ona göre yansıtsınlar. Günlük menfaatler insanları bir yerlere getirmez. Bakın, biz eğer bu memlekette, bu şehirde biten bu kardeşliği yeniden tesis edemezsek, bütün dünya malı elimizde de olsa hiçbir şey yaramaz. En güzel örneği Suriye'de gördünüz. Şimdi buraya gelen insanların birçoğu orada
hem mal sahibiydi, hem evlat sahibiydi ama bugün hepsini kaybettiler. Sürekli şehit cenazeleri geliyor. Buradan ben gerçekten bu terörle hayatlarını kaybeden, şehit olan bütün kardeşlerimize buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim Şanlıurfa'da, Kürt'ün de, Arap'ın da, Türk'ün de, Çerkez'in de, Laz'ın da artık yeniden kardeş olarak yaşanması gerektiğine inanıyorum. Evet. Türkiye sadece, Urfa sadece HDP ve AKP'lilerden ibaret değildir. Şanlıurfalılar bu şehre sahip çıksınlar ve bizleri de desteklesinler. Biz de gece gündüz kapımızı açalım, onların emrinde olur. Çok teşekkür ederim. Bir defa bizi denesinler. Onun dışında eğer biz de hata yaparsak hemen bizi silsinler. Çok teşekkür ederim. AK Parti'yi çok denediler, HDP'yi de çok denediler. Çok teşekkür ederim Sayın Zavik. Ben sizlere teşekkür ediyorum, biz, sabırla dinlediğiniz için. Sağ olun, biz sizlere teşekkür ediyoruz. İlk program olması tabii öyle. Aslında biraz öyle oldu Fuat Bey. Evet. Yani İbrahim Bey 1 Kasım seçimlerine ilk önce özellikle de teşekkür ediyoruz. İlk önce bizim ekranlarda. İlk televizyon programı bize katıldı. Evet. Tabii ki söz sırası onun olacaktı. Ama işte az önce İbrahim Bey söyledi, 4 partili bir mecliste tek başına iktidar olması mümkün değil dedi. AK Parti'nin %38'e efendime söyleyeyim oylarının düştüğünü. Evet. Ben orada sormak istediğim sorular da vardı ancak onlar da gitti. AK Parti oyunu düşürürken hangi parti oyunu yükseltiyordu ve sonrasında bir de şey vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işte biz HDP haricinde koalisyona hazırız demesi, bir önceki dönemde koalisyona neden girmedik onlarda, onları da inşallah kısmet olursa İbrahim Bey ile programımızı evet. bizden sonra da canlı yayın önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle birlikte olduğumuzda dile getireceğiz. İnşallah gündeme getiririz ve bu işin en yakın şahidi benimle birlikte. Ben Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim Milliyetçi Hareket Partisi'nin ama bu koalisyon görüşmelerini yürütenlerin en yakın şahidi Sayın Faruk Çelik. Eğer isterse sizlerin de olduğu bir programda karşılıklı çıkalım. Sayın Başbakan'ın, Sayın Faruk Çelik'in, Sayın Semih Yalçın'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin, Genel Başkanımızın içeride koalisyonla ilgili konuştuklarını ve zapta aldıkları her şeyi beraber tartışalım. Evet, çok güzel. Evet sevgili Ruhat'ı izleyenleri. Ben teşekkür ediyorum. Bir Meclis Yolu Özel'den, Özel'in yine sonuna geldik. Program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın İbrahim Özyavuz'du. Sayın Özyavuz satır aralarında şunu söyledi. Benim vaadim Şanlıurfa'da barış ve kardeşliği tesis etmek. Benim vaadim ulaşabilir bir milletvekili olmak. Benim vaadim sloganlarla Urfa'nın neferi olmak yerine sahada hizmet etmek, gerçek manada Urfa'nın neferi olmak dedi. Daha çok şeyler söyleyecekti zamanımız olsaydı. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum. Bir canlı yayını bitirip öbürsüne başlıyoruz. Bu da Ruha TV'nin Türkiye'nin ilk HD kanalına olan ilginizden kaynaklanıyor. Bir başka programda konuşmak, dertleşmek dileğiyle hoşça kalın ama ne olur dostça kalın.